Sevgili izleyenler, 2012'nin ilk haftasında Köyümüz Köylümüz programımıza Elif oğluyla devam ediyoruz. Evet, şu anda Elif oğlunun girişindeyiz. Haydi hep beraber köye diyoruz. Elifoğlu köyüne geldik ve şu an Elifoğlu köyünde muhtarımızın yanındayız. Bugün burada misafir olacağız ve bugün sizlere Elifoğlu köyümüzü tanıtmak için. Muhtarım merhabalar. Merhaba efendim. Efendim öncelikle kendinizi tanıtın. Ben Mehmet Yağmurlu. Evet. Yetme büyüme buralıyım, Elifoğlu köylüyüm. Evet, buranın muhtarıyız. Evet, buranın muhtarıyım. Evet, Elifoğlu köyü hakkında bize bilgi verir misiniz efendim? Elifoğlu köyü 134 tane. Hı hı. 734 nüfusumuz var. Maşallah. Tabii 734 nüfusumuz var. Köyle akraba. O zaman Barak'ın büyük köylerinden birisi. Barak'ın üçüncü köyü. Üçüncü köyü. Çiftlik büyük, Kelekli üçüncü de biziz. Üçüncü de sizsiniz. Evet. 730 tane nüfusu mu var? 734. Evet. 134 tanemiz var yani. Evet yani. Nane ağırlıklı geneli. Hı hı. Bu sene pamuk biraz oldu ama pamuk da bize zarar ettirdi yani. Evet. Diğer baklagillerden diğer... Baklagillerden bizde bir şey yok. Buğda ağırlıklı. Evet. Böyle. Karpuz, kavun. Yok, karpuz, kavun bizde yetişmez. Evet. Ekmezler daha doğrusu yere yani. Peki muhtarım, köyde neler yapıyoruz? Gün boyu nelerle uğraşıyoruz? Gün boyu yazın 11. aya kadar bizim burada durmama işimiz vardır yani. Evet. Köy halkı neler yapıyor yani sürekli? Köy halkı ne yapar işte? Nanecilikle uğraşır. Evet. Çiftçilikle genellikle. Evet. Hayvan ağırlığı azdır bizde yani. Fazla hayvancılık yoktur bizde. Evet. Sulu köy olduğu için yani. Peki köy odaları kullanılıyor mu? Tabii canım. Kullanılır. Tabii köy odaları kullanılır. Evet. Peki... Bir gariban geldiğinde gelir odada yatar. Evet. Tabii. Peki muhtarım, köyümüzde eksik bir şeyimiz var mı? Valla Allah aşkına olsun, devletimiz sağ olsun yani hemen hemen kilit taşımıza kadar her şeyimizi yaptı. O zaman bir köyümüzü gezelim. He, gezelim. Tek tek gösterelim. Su depomuz çok eskiydi, yarılma vardı, ona su depomuz da yeni yapıldı. Hepsini tek tek gezelim. Tamam, buyurun. Peki. Yaprağı yeşil, aman bir yar elinden. Altında kahve pişir, yandım bir yar elinden. Beni sana. Sevgili izleyenler, Elifoğlu köyünde bugün misafiriz demiştik ama muhtarımız hazırlığa başlamış bile öğlen hazırlığına. Sağ olsun, teşekkür ederiz kendisine. Şimdi de muhtarımızın yemek yapan aşçıbaşı, yıllarca muhtarımızı yetiştiren annenin yanındayız. Doğru mu anne? Evet.
Evet, muhtarımız oğlunuz. Evet. Bunu niye size yaptırıyor? Yani gelininiz kızınız yok mu? Gelinimiz biz eskilerdenik. Mecbur biz yapıyoruz. Gelin kızı ise sokabilir miyiz şimdi? Evet. Şimdi gelinler kızlar ise girirler mi? İşte girmez ancak bize güçleri yeti. Evet. Ne de oğlumuzdur mecbur. He. Oğlumuzdur mecbur. Evet. Sabahleyin erken geldi karnı acı. Gel de yemeğimizi yap diye. Evet. Biz de mecbur geldik işte. Oğlumuz sağlık. Çok Allah da güzel gözüküyor. Olsun. İnşallah öğlenin de yemek he. Yerken çekeriz. Allah razı olsun. Sağ evet. Olasın. Nasıl yaptınız bunu firik pilavını? Nasıl yaptık işte cüllü kaynattık. Evet. Etin suyundan şarıyı kavurduk. Etin suyunu üstüne aktardık. Nohudun evet. Üstüne aktardık. Evet. Firikten burgulu karıştırdık. Evet. İçine aktardı oldu pilav. Fasulye ucunda eti kavurduk. Suyu koyduk salçasını çaldık. Ama şimdi yemek çok fazla. Bu kadar ayarı nasıl veriyorsun teyze yani? Neyi var ayar vermek? Yağını suyunu nasıl ayarlar? Daha bu yemek az. Bugün yemeklerini daha bunun üç misli yaparak. Yaş kaç teyze? Yaşım altı var. 70-72 var. Var mı? Evet. 72 var. Artık yemek yapa yapa alıştık diyorsun yani. He yapa yapa öyle. Nasıl geçiyor? Köyle günler nasıl geçiyor? Valla güzel geçiyor. Ne olacak? Teklifleri yemeğine hep anama yaptırdım. Muhtarım sizi üzüyor mu? Yok. Niye üzsün? Varsa şikayeti söyle. Halka şikayet yok. Niye üstün? Daha kıymatımızı bilir. Bir şey getirir, anne getirdim der. Evet. Niye üstün bizi? Ama Allah razı olsun. Nasıl bak biz gelmeden bizim... hazırlığını Allah yapmış. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun oğlum. Teyze. Ya... Güle güle yine oğlum. Allah bize, razı olsun. Bize sevinç verdiniz geldiğiniz bize. Için. Evet. Evet. Cülluk peki, kesti. Kesesine bereket. Allah razı olsun. Bu eski ocaklar... 24 kilo geldi cülluğumuz. 24 kilo geldi. Maşallah. Bu eski ocakları daha kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz işte. Ekmeğimizi yapıyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz işte. Evet. Eski. Yani ocaklar. Her zaman mı kullanıyorsunuz yoksa toplu yemek ufak tefek zaman. Yemekleri şeyde yapıyoruz. Tüpte yapıyoruz. Tüpte yapıyoruz. Büyük misafir yemeklerimizi burada yapıyoruz. Burada daha lezzetli oluyor. He bu daha ateş yemeği daha lezzetli olur mu? Ekmek falan da mı burada yapıyorsunuz? Ekmeği de burada yapıyoruz. Kızartık içine sokuyoruz. Sağlık kızarıyor. Şu aylık ekmekleyle. He aylık ekmek. Günlük yapmıyoruz. Zaten fırından getirdik. Muhterem anneniz bayağı memnun sizden. Valla artık o kendi takdiri. Evet. Yani yok tatlı. Memnunum çok şükür. Kaç çocuğun var teyze? Benim mi? Evet. Saymasak olmaz mı? Çok mu? 7 tane kızım var. 2 de kardeşiz. 2 de oğlum var. Hepsinin ismini biliyor musun teyze? Mehmet bir Ahmet. Hepsinin ismini biliyor musun? Bileyim tabii. Bilmez o adam. maşallah 43 tane torunum var. Peki 43 torununu say bize. Baştan mı sayar? Misin? Sayarım ne? Önce bizim şeyden başlamış. Sizden Fahri. Fahri. İstem, ondan sonra Dilber, Mustafa, üç, Dilber, 12 tane bunun çocuğu var. Saymadan yani bitiremem. Belki tamam ya, belki daha tamam zor. Da, önemli olan bitirelim. İsimlerini biliyor musun hepsinde? Hepsini de biliyorum, isimlerini biliyorum. 43 tane torunum. Anca yarım saat süre bunlar tek tek isimlerini sıralaması için. İsimlerini saymak için 43 tane. Maşallah. Teyze Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz istermiş ki ümmetim çoğaldığı için. Valla sevinçliyim benim bu kadar torunum olduğu için. Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun. Cümlesini size bağışlasın. Evet. Bir bayram olayım maşallah yatacak yer bulamıyoruz. Başlı kışlı yatık. Hepsi birden mi geliyor? Hepsi birden geliyorlar. Damatlar geliyor, kızlar geliyor. Evet. Öyle olunca da kalabalık oluyor. Olsun. Tabii. Ama yaşlanınca en güzel meyve de torun değil mi tabii, teyze? Tabii tabii tabii. O torun ben 43 onlara, tane torun etrafında dolaştın mı? Vallahi analarından babalarından çok sevdim torunumu. Sana düşkünler o zaman. Tabii tabii. Peki teyze. 43 tane torun sıraya girdi bayramda. El öpmeye başladı. Tabii tabii. 5'er milyondan versen kaç para eder? 1'er milyondan 43 milyon. Hesabını siz görün artık ne kadar ederse. Evet, torundur. 250'ye milyon yakın para ediyor işte, yani. İşte kimine şunu bunu alıyor işte etek, kimin gönüllü, kimine pantolon, eşiniz kimine bir şeyler. Eşiniz yaşıyor mu teyze? He? Eşiniz. Eşim yaşıyor. Evet. Evde hadi biraz rahatsız ya gelemedi. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Babamı vallahi... kimirde ameliyat ettirdik ya. 43 tane toruna bayram harçlığı yetiştirmek hazır. Kalp ameliyatı oldu işte o da biraz rahatsız. Peki evde. Teyze elinize sağlık. Allah razı olsun. Olsun. Çok sağ olun. Biz de sizin geldiğiniz için çok teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ederim. Yar elim, yar elimden. Oy seni sallamayım da aman da bir yar elimden. Zülfünün telinden oy nerelere gidemediğinden. Aman bir yar elimden, yar elim, yar elimden.
yar bahçeye girdin mi? Aman bir yar elinden. Sevdiğini gördün mü? Yandım bir yar elinden. Sevdiğini görünce aman da bir yar elinden. Saçlarını ördün mü oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden. Yar elin yar elinden. Oy seni sallamayım da aman da bir yar elinden. Zülfünün telinden oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden. Yar elin yar elinden. İzleyenler, köy demeye bir şahit lazım. Muhtarım nedir bu? Köy değil burası. Valla yani. Sağ olsun devletimiz yani. Ne dedikse Nizip'te böyle yani. Bir kilit taşı yok yani. Sağ olsunlar yani. Evet. Hakikaten çarşı gibi yani. Köy denilmeye bir şahit lazım. Sağ olsun bir kaymakamımız Ferhat Sinanoğlu vardı. Kendisi evet. Mardinli. Şimdi Diyarbakır koca evet, köyde evet. Görev yapıyor. Veda Yemen'e gitmiştik evet. Çekim gitmiştik. Şey, ben de oradaydım. Evet. Yani Veda Yemen'de evet. Şeydeydik. Onun sayesinde uzanlarda. Bu hale geldiniz? Valla sağ olsun yani. Şimdi o kaymakamımız öyle bir kaymakamdı ki. Evet. Kendin işin için geçsen sana bir çöp vermez. Evet. Ama halkın için, köyün için yani umumiyete açık hizmetler için hiçbir şeyi esirgemezdi yani. Şöyle bir kamera arkadaşım göstersin. Yani hakikaten çarşıda gezer gibi. Yok yok ayağına çamur değecek bir şeyimiz evet. Yok. Değecek bir yerimiz yok yani. Ya bütün Allah köyler mi böyle yoksa sizin köy özel mi? Vallahi hemen hemen büyük köylerimiz evet. Böyle. Zaten 200 nüfusun altında olanlar köylere bu hizmet evet. Yapılmadı. Kilit taşı genellikle yapılmadı yani. Evet. Kaç metrekare yapıldı kilit taşı? Şimdi yapılan 5600 metre. Daha eksik var mı? Var. 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 Evet. 3500 metre falan bir ihtiyacımız var daha şu durumda. Evet. Peki muhtarım camimiz de var. Camimiz de maşallah var. Maşallah şerefe. Bak imamımız da bizi çıkaracaktı. İmamımız da buraya evet. Geldi. İmam beyefendi merhaba. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. 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 Evet işte gördüğünüz gibi Elifoğlu köyünde gezimize devam ediyoruz. Cümbür cemaat toplandık. Birazdan köy odasına geçeceğiz ve orada da sohbetlerimize devam edeceğiz. Elifoğlu köyündeki sokakların da halini görüyorsunuz. Maalesef ne köyü denilecek hal kalmış ne de çamur var ne de başka bir şey var. İşte gördüğünüz gibi her taraf kilit taşı. Teyze nasılsınız? İyiyik vallahi iyiyik vallahi. Nasıl çok geçiyor iyi. Günler köyde? İyi geçiyor ne olacak şükür. Bu doğma küme büyüme buradan mısınız? He buralıyık. Nerelerle uğraşıyorsunuz gün boyu? Hiç falan neden uğraşmaz? Uşaktan, çocuktan, çocuktan uğraşık başka neden uğraşık. Zor mu çocuktan uğraşmak? Zor ya kolayım çocuktan. Kaç çocuk var teyze? Çocuk ben de torunlarım vallahi. Benki kalmadı. Çocuğunuz? Var benki bitti. Bitti derken ha, yani evlendi. Evlendiler bitti yani. Hepsi köyde mi yoksa dışarıda? Yok, kim Antep'te kim Berecik'te. Her evet. Bir yerde işte. Evet. Çok şükür kendine siz teyze gelmiş. Neyiniz oluyor teyze? Koşuyor. Koşuyor. Evet, arkadaşsınız. He. Sürekli böyle oturuyorsunuz. He, oturuyor ya. Köyde de bu güzel değil mi? He, güzel ya. Oturuyorsunuz, he. Konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Günler nasıl geçiyor teyze? İyi geçiyor yavrum. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Kaç yaşındasın teyze? Valla 60'da var. Evet, nasıl geçti 60 sene? Eyvallah, iyi diğer deyi olarak. Ne geçmiyor olacak. Evet. Siz kaç yaşındasınız teyze? Ben valla 60'tan yukarıyım. Evet. Eskiler hep öyledir zaten. 60'tan yukarı. Ne zaman doğdunuz? Güzün mü? Vallahi bilmiyorum hiç güzün yaz bilmiyorum vallahi yaşımı bilmiyorum vallahi hiç. Herkes der ya buğda zamanı doğdu. Yok vallahi ben bilmiyorum hiç. Evet. Peki teyze bugün köyünüzde misafiriz.
Köyünüzü gezeceğiz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bize diyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ ol. Razı olsun. Sağ ol. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Elifoğlu köyünün güzelliklerini göstermekle hakikaten bitmeyen bir köy. Çünkü gördüğünüz gibi şu anda Fırat manzaralı bir caminin içindeyiz. Hakikaten çok güzel bir manzarası var. Fırat suyu da gözüküyor buradan. Hocam yazın buralar daha iyidir herhalde. Evet, yazın buraları gerçekten güzel. Her tarafı yemyeşil. Evet. Barağımızın yani hakikaten de Gözde köylerinden bir köy. Bayağı da büyükmüş hocam. 140 hane falan vardır köyümüz. Evet. Sulu tarımla tabii uğraşıyorlar. Hı hı. Günler nasıl geçiyor hocam? Günler vallahi güzel geçiyor yani. Evet, burayı da bahçesi çok güzel. Yani ortada bir havuz, kenarları yeşilli. Evet, evet. Güzel bir hale getirmişsiniz. Allah razı olsun köyümüzün yardımıyla, muhtarımızın gayretiyle. Evet. Burası daha önceden çöplüktü yani atıl bir durumdaydı. Evet. Gelen köylü pisliklerini, çöplerini buraya atıyorlardı. Burayı Kaymakam Bey'den özel idareden pirke talarından çevirdik, ağaçlandırdık. Tabii belediyemizin yardımını bekliyoruz buraya bir bahçe düzeni vermesi için. Evet. Özellikle Nizip Belediyesi, biz Karhamış'a bağlıyız ama. Evet. Ama Karhamış, yardım Nizip'ten gelsin. Yardım Nizip'ten gelsin. Niye Nizip'ten hocam? Az önce bana bir şey söylediniz. Evet. Nizip'imiz, biz daha önce de Nizip'e bağlıydık. Karhamış Belediye olunca. Evet. Tabii ayrılmak zorunda kaldık. Evet. Karhamış'ın geliri az, yeni gelişmekte olan bir belediye. Nizip gelişmiş bir belediyemiz. Evet. Hacı Fevzi Bey de benim sınıf arkadaşım. Evet, az önce bahsettiniz. Evet. İlk mezunlarsınız mısınız hocam? İlk mezunuyum. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden ilk mezunuz biz. Evet. O i̇şte, zaman sınıf arkadaşına bir torpil yapsın istedim. Ya, tabii canım Ali ile yani şeyini girelim. Çok da bir şey istemiyoruz yani. Evet, şurada bir bahçe düzenlemesini. Bir bahçe düzenlemesini yaptırmak istiyoruz. Kendisine istirham ediyoruz. Evet. Bir arkadaşımız, kardeşimiz olarak. Evet. Allah razı olsun. Yani Nizip halkı da kendisinden memnun. Evet, Nizip, yapmış olduğu hizmetlerle, başkanımız gayretlerle, bu şekildeki hizmetlerde hiç yok demez. Yok demiyorum maşallah. Evet. Allah yani daha da muvaffak etsin. Kişisel olarak bir şey istense hayırdır ama böyle amme hizmetine, köy hizmetine olduğunu, özellikle cami, okul için, eğitim yuvaları için şeyini esirgemiyor yani. Onu sağ zaten olsunlar. Nizip'te de görüyoruz. O kadar okula boya yardım etti yani, o kadar şey doğrudur. Yaptı. İnşallah size de bir şeyler yapar. İnşallah, inşallah. Bizim aracılığımıza duyar. Bekliyoruz sizin aracılığınıza, sesimizi duyuralım kendisine. Hocam buradaki bahçeyi cemaatle birlikte mi yaptınız? Köylü işçilik para vermedik. Evet. Köylü el birliğiyle, imeceyle yaptık köyün gayretiyle. Peki hocam bu Barak yöresinde yıllardan beri sorarlar.
Evet. Bu mecaz anlamda soruyorum. Ne demek bu hoca cemaat ilişkisi? Şimdi hocayla cemaat iç içe. Devamlı bilgilendirilmek, dini ihtiyaçlarını gidermek, dini eksiklerini öğrenmek amacıyla hoca cemaat ilişkisi tabii ki çok önemlidir. Sorunlarını, dini sorunlarını, dünyevi sorunlarını gelir imamla paylaşmak isterler, öğrenmek isterler. Bir bilir kişi olarak. Biz de bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bilmediklerimizi kitaba bakıp doğru bilgiler. Hoca ne söylerse cemaat de ona inanır. O inanır tabii ki canım. İmama inanmayacak kime inanacak. Bundan dolayı doğru bilgi vermek lazım. Tabii kaynağından. Doğru olarak bilgilendirmek lazım. Yani hoca cemaat ilişkisi bu oluyor. Evet. Doğrudur. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim köyümüze geldiğiniz için. Rica ederiz hocam. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, Elifoğlu köyünde şu anda camideyiz. Gördüğünüz gibi hakikaten güzel bir cami ve tam da Fırat manzaralı bir cami. Evet, Elifoğlu köyünü gezmemize devam ediyoruz sayın muhtarımızla birlikte. Sevgili izleyenler, Elifoğlu köyünde gördüğünüz gibi gezimize devam ediyoruz. Şu anda atını hazırlayan bir kovboyumuz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeytiköy'e bakan. Evet, Zeki Bey nereye böyle yolculuk? Hiç yabana çıkacağız, canımız sıkılıyor. Ama her taraf çamur. Asfalttan gideriz biz de. Yabanda asfalt var mı? Var. Var mı? Evet, at da bayağı ıslanmış. Asfalt her tarafı. Evet, terlemiş. Ne yapacaksınız at. Yabanda? Şimdi ne yapacaksınız? Zibil, anlatayım. İşte köyün içine zibil atma yasak ya. Bizi gezdirelim. Zibil götüreceğiz köyden dışarıya. Köyümüzün içine zibil atmak yasak kesinlikle. Yasak mı? Evet, yasak. Yasağı muhtar mı getirdi, normalde mi yasak? Normalde yasak. Evet. Muhtarımız da köyün temiz kalması için tabii bunu köy el birliğiyle yapmak lazım. Evet. Evet. Bu şekilde de köyünüzü temiz olarak kullanıyorsunuz. Temiz kullanmaya çalışıyoruz, evet. Kaç senedir bu köydesin? Vallahi ben burada doğdum. Evet. Hep tarlayla uğraşıyorsun. Hayvancılıkla. Hayvancılıkla. Evet. Büyük mü, küçük baş mı? Büyük baş, küçük baş. Alım, satım hepsini uğraşıyorsun. Alım, satım, beslemek hepsiyle. Nasıl gidiyor peki hayvancılık? Vallahi şu an ölü. Geçen sene nasıldı? Geçen sene iyiydi. Çiftçi, köy halkı bu hayvancılıkta memnun mu bu sene? Bu sene kimse halinden memnun değil. Memnun değil. Evet. Evet. Ama inşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Peki, teşekkür ederim. Oldu, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, amca merhaba. Merhaba. Nasılsın amca? Allah razı olsun. Seni tanıyabilir miyiz amca? Ben Mustafa Göğebakan soyadım. Mustafa Göğebakan. Zeki neyiniz oluyor? Zeki torunum. Torununuz oldu. Torunum. Maşallah. Evet. Yabana gidiyormuş Zeki. Evet. Herhalde yabana zibil götürecek. Amca sen de gençken böyle gittin mi yabana, bağa, tarlaya? Vallahi ömrümü hep yabanda, köyde geçtim. Yaş kaç amca? Yaş 85. Allah uzun ömür versin. Allah. Maşallah dinsin Allah amca. Allah razı olsun. Yaşıma, yabana da var, yaymaya gider. Yaşıma göre yani memnunum, iyiyim ben. Yabana gidiyor musun hala? Daha geleceğim, geleyim yabanda. Bırak bu yabana amca, artık keyif etmeye bak sen. Bu saatten sonra. Mecburiyet gidiyor ya. Mecburiyetten gidiyorsun. Mecburiyet gidiyor, evet. Kaç tane çocuk var? Vallahi 6 oğlandı, birisi ömür geçindi. 5 oğlan. Allah rahmet eylesin. 5 oğlan, 3 kız var. Evet. Hepsinden memnun musun amca? Memnunum. Memnunum. Allah razı olsun genlerden. Memnunum. Evet. Nasıl geçiyor günler? Şu anda ne yapıyorsun? Vallahi amca? Günler, ben yaşım 85. Ben zannedeyim ki dünya bugün gelmiş gibiyim. Yani geçen günler film kim gelmiş geçmiş. Çok çabuk geçiyor değil mi? Çok geçiyor. Yani bana öyle geliyor. Evet. 1.85 daha olsa yaşarım diyorsun yani. Vallahi tabii, evet. Dünya yaşamak şirin. Güzel. Dünya şirin. Evet. Elimizden geçse daha fazla yaşarak ama gün dolduktan kere, evet. Cenab-ı Hakk'ın verdiği ömür ne uzar ne kısalır. Allah helaya düşürmesin amca. Dinden, imamdan, elikten ayırmaz. Sonu yok yani. Evet. Hiçbir şeyin sonu yok. Amca kaç muhtarlık gördün sen bu köyde? Yaklaşık olarak o 20-30 muhtar var mıydı? Hepsini gördün mü? Vallahi bir muhtarımız hemen 20 sene kadarını devamlı yaptı. Evet. Sene. Yusuf Mehmet vardı. O zaman 30-40 sene oldu mu buranın muhtarlık olmasa? 30-40 sene oldu mu muhtarlık olmasa? Fazla. Yok. Çok oluyor. Ben çocuktum. Yani aklımız yeter. Muhtarlık vardı. Amca bu geçen 60-70 senede köyde ne değişti? Vallahi köyde efendim. Yollar değişmiş gördük. Yollar değişti, binalar değişti. Evet. Evet, bakıyorum da hiç böyle kerpiç ev kalmamış yok, yani. Yok yok yok. Kerpiç ev falan kalmamış. Hepsi birket olmuş. Hep birket, baton, her taraf tertemiz. Bizim yaptığımız köy programı ama gidiyoruz bakıyoruz hiç köye benzemiyor amca her yer. Yok yani köy şehir
diye bir şey de kalmadı yani. Kalmadı değil mi? He. Doğru söylüyorsun amca. Eskisi gibi yemeklerin, sebzelerin tadı da kalmadı değil mi? Yok, yok. O bundan 50-60 sene evvel sebzelerin, hatta ekmeğin bile affedersin. Hayvan gübresiyle. Burada şimdi gübreyle, evet. Sünni şeyle şöyle. Evet. Yani hiç hormon şey, dediğimiz olayı anlatıyorum canım. Eski şeylerin hiç lezzeti şeyi kalmadı. Evet. Yani. Tüp de çıktı. Şimdi eskiden ocaklarda vardı. Evet, en güzel şey. Kaynaya kaynaya buharı çıka çıka kaynardı. Evet. Şimdi evvel bir saatte içecek yemek, şimdi yarım saat sürmüyor. Evet, evet. Evet, peki Allah çok teşekkür ederiz. Allah uzun ömür versin amca. Sağ ol. Allah sizden de razı olsun. Sağ kızınız olun. Mı amca? He. Kızım benim. Evet, siz de nereden geliyorsunuz? Ben de Zip'ten geldim. Zip'ten mi geliyorsunuz? Her hafta gelir misiniz buraya abla? Yok. Bir ay, iki ay belli olmaz. 15 günde bir. Babanızı ziyaret edip sıkıldıkça tekrar geleyim. Dönüyor. Özledikçe sıkıldıkça. Biz de ileriden gördük, baktık elinizde bıçak falan. Dedik hayırdır. Ablam İşte yeğenim beni gezmeye götüreyim. Zip'ten gelmiş diye. Anladım. Cacık. Cacık kesmeye mi gidiyorsunuz? Cacığa gidiyorlar. Bu cacık, hardal, bunları almaya gidiyorsunuz. Aş otu deriz evet. Biz. Aş otu. Nelerde kullanıyoruz ablacığım bunu? Vallahi pilavını da yapıyor. Evet. Kavururuk da. Evet. Pibazını da yaparız işte yerine göre. Lezzetli oluyor değil mi? Tabii bize pilava göre. Pilava da katılıyor. Evet. Bize göre işte şehirdekiler bilirsin köyün evet. Her şeysine ihtiyacı oluyor. Evet. Biz buranın yaşantısına hayran kalıyoruz bazen. Nasıl geçiniyorlar, nasıl ediyorlar diye. Doğru. Temiz havası da var. Evet ablacığım, bir isteğiniz, bir diyeceğiniz var sağ mı? Sağ olun, teşekkür ederim. Peki, çok size sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Size de kolay gelsin. Peki, görüşürüz kardeşim. Ayda başında yesin bu sevda. Fidayda da angaralım fidayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin bu sevda. Şu anda Elifoğlu köyündeyiz ve gezimize devam ediyoruz dediğim gibi. Biraz önce bahsetmiştim. Köyün de şehirden geri kalır tarafı kalmamış. Şu anda da köyümüzde bir kaynakçımız var. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Tanıyabilir miyiz sizi? Sami Kartal. Evet Sami Bey, köyde kaynakçı açmışsınız. Evet. Yani bu bilindik bir şey değil. Normal bir şey de değil. Evet. Nereden aklınıza geldi bunu böyle yapmak? Ben Gaziantep'te yetiştim. Evet. Bu köylüsünüz değil mi? Evet, bu köylüyüm. Evet. Yaklaşık 4 yıldır beri de köye geri dönüş yaptık. 4 yıldan beri dükkan var mı burada? Var. İşler nasıl? Çok şükür vallahi ya. İyi oluyor inşallah. Sadece bu köye mi hitap ediyorsunuz bütün köylere? Bütün köylere hitap ediyorum. O zaman çevrede bayağı tanınıyorsunuz. Evet. Herkes buraya geliyor. Geliyorlar evet. İş olduğu zaman alıp evet. Gidiyor. Evet. Evet. Peki genelde ne yapıyorsunuz? Genelde müzver, pulluk, arızalarını, kapı, evet. Pencere, delbet, evet. İşte drabuz. Ne bileyim, arıza işleri, kapı arızalar oluyor. Evet. Köyde sizden başka esnaf var mı böyle sanayi türünde demir başka? Evet, bir arkadaşımız daha var o içeride. Yaşlı o artık. Demir mi yapıyor? Demir, evet. Evet.
Değirmeni var onun. Değirmeni var. Değirmeni var. Lastik. Burada yani. Yol üzeri. Evet, burada yol üzeri. Evet. Yalnız bir de buranın bir ışıklı tabelası eksik. Evet. 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 Nasıl, köyünüzden memnun musunuz? Çok şükür. Allah razı olsun. Evet. Burada doğduğunuz için size evet. de şirin geliyor değil mi? Evet. Ama bayağı da büyük bir köy. Büyük köy, evet. Maşallah her tarafta asfalt. Evet. Evet. Seviyorsunuz köyünüzü. Çok şükür, seviyorum. Peki ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bey. Ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, Elifoğlu köyündeyiz. Az önce size bahsetmiştim Elifoğlu köyünde. Maşallah şehir gibi. Yok yok, demirci, kasap, fırın, her şey var. Şu anda da köyümüzün kasabının önündeyiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Cuma yağmurlu. Cuma Bey, nasıl gidiyor işler? Çok şükür iyiyiz. Kaç senedir esnafsınız burada? 5-6 sene oluyor. Burada? Evet. 5 seneden beri buradasınız. Mülkü bizim buranın. Anladım. Yani 5 seneden beri kasap var burada. Var tabii ki. Evet. Peki işler nasıl gidiyor? Çok şükür iyi.
İyi mi? Evet. Evet, alışveriş oluyor. Yok, oluyor tabii ki. Evet. Köyümüz karabalık bir köy. Etin kilosu çevremiz nasıl buluyorlar peki? Şehirlere göre ucuz mu? Uygun uygun, evet. Aynen. Evet, uygun. Evet tabii, tabii ki. Evet, çevre köyler burada artık kasap. Muhakkak geliyor, evet geliyor. Evet. Evet. Çünkü barak, yani evet, barakta ilk olduğu için, evet, başka fırın olmadığı için. Fırınla geliyor, evet, fırınımız da var. Burada yemeği hazırlıyorlar, burada pişiriyorlar. Aynen öyle, evet. Şehir olmuş yani. Aynen öyle, evet, aynen öyle. Şimdi, şehri aramıyoruz zaten. Evet, insan. Yani yollar, baktığımız zaman caminiz, sağlık ocağınız, okulunuz, taziye eviniz. Şimdi. Hepsinin maşallah olması. Köyümüz iyi gerçekten. Şu an hiçbir eksiğimiz de yok. Bu okulumuz, evet evet, bu köyü. Doğmalıyım, evet, bu köyde. Nasıl geçti çocukluk bu köyde? Vallahi anlatması biraz, biraz çok güzel ama biraz önce 85 yaşında bir amcamızla görüştük. Daha dün doğmuş gibiyim dedi. Aynen öyle. Hakikaten köyümüz değil mi? Gerçekten çok güzel. Yani hem güzel, yaşamayı da değer. Hem de zaman çok çabuk geçiyor. Evet. Ve insanların nasıl yaşlandığını bile anlamıyor. Kesinlikle. Hazinci amcamız diyor ki 1.85 daha olsa yaşarım. Yaşar. Yaşamak bu kadar ki güzel. Bu kadar ki güzel ama köyün havası, köyün suyu, köyün şu doğası. Köyü güzelleştiren insanlar olsa ya gerek. Muhakkak tabii ki yani insanlarımız da. Demek ki bu köyde şey kavga yok. Yani. Her şey güzellikle, evet, dostlukla, imece yardımıyla yapılıyor. Evet evet yani, kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ederim. Biz de size abi teşekkür ederiz. Geldiniz. Yok için. Çok sağ olun. Teşekkür, evet, ederiz. Buraya kadar geldiğiniz için. Rica ederim. Size çok teşekkür şimdi ederiz. Şimdi köy odamıza geçeceğiz. Buyurun başlayalım, beraber gidelim. Tabii gideriz, buyurun. Sen mi gidi yaramaz meyhanacı? Sen olmuşsun dalla vuracı. Ben istemem dalgacı. Arkadaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Fatma. Songül Yağmur. Kezban. Gülizar Yağmur. Emine. Esra. Mustafa. Evet. Şu anda bir soruya 6 cevap aldık. Büyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Doktor. Öğretmen. Doktor. 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 Evet maşallah hepsi de doktor olmak istiyor. Köyde zaman nasıl geçiyor? İyi. İyi. Oynayarak, ailemize yardım ederek... Okula giderek, evet, zamanımız böyle geçiyor. Ev işlerine yardım ediyor musun? Evet. Artık kocaman kız olmuşsun. Evet, ev işlerine yardım ediyorum. Yemek yapabiliyor musun? Bulaşık falan yıkamayı biliyor musun? Evet, yıkamayı biliyorum. Yemeklerden normal. Aferin sana. Peki, okulunu seviyor musun? Evet, seviyorum. Öğretmenini? Evet. Derslerin iyi mi? Derslerim iyi. Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Hayır. Zayıf olan var mı? Benimkisi her zaman tatil. Yani doktorun, doktor olacak bir çocuğun zayıf olmaması lazım, evet, değil mi? Peki büyüyünce doktor olursan, öğretmen olursan ne yapacaksın? Nerede görev yapmak istersin? Burada. Köyünüzde? Evet. Aferin size. Yapmışsınız. Niye? Köylere hizmet götürmek için, değil, evet, mi? Evet. Köylerde genelde doktorlar, hemşireler az olduğu için. Evet. Bundan dolayı götürmek istersiniz. Evet. Peki, büyüklerinizden şikayetiniz var mı? Hayır. Var, doğru söyleyin. Yok. Yok, yok mu hiçbiriniz şikayet? Hayır. Peki. Hepsinden memnunsunuz. Evet. Sizi döven yok. Hayır. Size baskı yapan yok. Derslerimize çalışın diye bazen. Ama o da güzel bir şey değil, evet, mi? Evet. Amcalarınızı, dedelerinizi, abilerinizi seviyor musunuz? Evet, evet, seviyoruz. Çok. Aferin size. Peki. Elifoğlu köyü yeni nesili, evet, hepinizi selamla kucaklıyorum. Tamam? Evet. Kendinize iyi bakın. Biz de sizi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oh,
Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canana. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canana. Hasret kimseye kalmasın sevdalılar ayrılmasın ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkınlarına canıma. Yazıldı sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına pınarına. Sevgili izleyenler, şu anda köy odasındayız. Gördüğünüz gibi muhtarımız bizi misafir etti. İşte zengin bir görünümle, zengin bir sofrayla birazdan yemeğe başlayacağız. Evet muhtarım, hiç durmuyorsunuz maşallah. Hizmet etmem lazım, ben duramam. Evet. Misafir olduğu zaman. Öncelikle çok teşekkür ederiz, çok zahmet Allah ediyorsunuz. Razı olsun, ne yaptık ki kardeş? Evet, gördüğünüz gibi. Dayı mı bekledik yani, dayı mı bekledik? Köy halkında toplanmış. Dayı mı bekledik? Elinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, ederiz. Allah razı olsun. Bu hindidir değil mi muhtarım? Hindidir kardeşim. Evet. Hepsi de mi? Maşallah da hindimiz de 24 kilo 350 gram geldi. Allah yüzün bereket versin. Maşallah evet. İşte gerçekten o da oldu. Zengin bir günüm var. Elinize sağlık muhtarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi şimdi hep beraber ham yapacağız. Hep beraber yemek yemeye. Haydi buyurun. Thank you.
işte. Namazını akıllıyız mı? Çayımızı yudumlarken küçük bir arkadaşımız da bize küçük bir türkü söyledi. Ağzına diline sağlık. Seni tanıyalım önce. İsmin ne? Bahri. Bahri. Kaç yaşındasın Bahri? 12. Okula gidiyorsun. Evet. Böyle bu müziğe yatkınlık nereden geliyor? Amcama. Amcama. Beraber misiniz hep böyle? Genelde Türk halk müziği söylüyorsun değil mi? Bu köyde büyüdün değil mi? Bu köylüsün. Okulun kaçıncı sınıftasın? 6. 6. sınıftasın. Evet. Peki sen çalmaya meyilli misin? Çalabiliyor musun sen? Saz. Çalmaya meraklıyım da işte saz yok. Saz yok. Evet. Amcan bir sana alsın bir tane. Bir de alıştıran kimse yok. Amcam var işte. Onu alıştıramaz mısın amcası? Alışır ya merak olursa alışır. Alışır. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hamdi Göğebakan. Evet. Erif Okuyu'nda oturmaktayım. Evet. Yıllardan beri buradasınız. Yıllardan beri bu köydeyiz. Evet. Yaş kaç Hamdi Bey? Yaş 48. Evlisiniz, çocuğunuz var. Evliyim. Çocuk kaç tane? 5 tane erin hepsi. Allah bağışlasın. Sizin müziğe nasıl başladı efendim ilginiz? Nasıl başladı? İşte çocuk yıllarımızda bunun gibi meraklıydım. Evet. Öyle. Saz çalmayı kendiniz mi alıştınız? Kendim alıştım. Sizin ailede başka var mı böyle? Ailede bir amcam vardı şu an zıpta oturuyor. Evet. Ondan kulakları çınladı. Ondan bana şey yaptı yani. Evet. Ondan bir esinlendim. Genelde hangi tür müzikler çalıyorsunuz? Barak havası falan. Barak değiş, aşıklama falan karışık tür belki. Evet. Öyle. Peki sizin için böyle Elifoğlu'nda yıllarca yaşadığınız barakta sizin için böyle gerçekten duygu yüklü, sevdiğiniz, anlam bulduğunuz bir şarkı var mı? En çok ya, mesela hangisine haz alıyorsun? Müzik evreseldir yani. Hangi kesinlikle, müzik kulağına gelir, hoş gelirse o müzik. Evet. Peki günlersin. O zaman bir tane sizi dinleyebilir miyiz? Diye böyle
sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Sen beni sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Yalınıza sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Yalınıza sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Haldan bilenlere hayran olurum, hayran olurum. Haldan bilenlere hayran olurum, hayran olurum. Gönülden sevene kurban olurum, kurban olurum. Sen birin bulmuşsun, ben de bulurum, ben de bulurum. Gönül bir güzel bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Bu gönül bir güzel bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Karacaoğlan der ki böylen olmasın, böylen olmasın. Karacaoğlan der ki böylen olmasın, böylen olmasın. Arada kötüler murad almasın, murad almasın. Arada engeller murad almasın, murad almasın. Sana senden olmuş, benden olmasın, benden olmasın. Alem ettiğini bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Zalim ettiğini bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Ağzınıza sağlık Hamdi Bey. Sevgili izleyenler, Elifoğlu köyünde, köy odasında önce yemeğimizi yedik, sonra çayımızı içtik. Şimdi güzel güzel sohbetlere başladık. Hamdi abiden bir şarkı dinledik, bir de küçük arkadaşımızdan dinledik. Ve burada programımıza devam edeceğiz. Evet, bu arada misafirlerimize hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Subağ Köyü Muhtarı Şahin Çiçek. Evet, Şahin Bey nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Muhtarın davetlisi olarak geldiniz. Evet, davetli olarak geldik. Siz nasıl bulursunuz böyle köy odalarında sohbetleri? Çok güzel yani buralarda. Güzel değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İnşallah. Teşekkür ederiz. İşte biz de barak sohbetlerine böyle evet, o köy odalarında devam ediyoruz. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Kültürümüzü, geleneğimizi, ananelerimizi tanıtmak babından. Tabii ki bizim, ben de baraklıyım. Kelebek köyünden burada göre yapıyorum. Barak'ta
köy odaları vardır. Evet. Herkes işini gücünü yaptıktan sonra gelirler dinlemek amacıyla, sohbet etmek amacıyla. Köyün sorunlarını istişare ederekten konuşurlar. Hoş bir sohbetle. Şimdi öyle bir şey kalmadı değil mi hocam? Hemen hemen dünya meşguliyetinin çoğu olduğundan dolayı. Evet. Tabii önceden kıraç köyler ve ekseriye bu oda kültürü daha çok yaygın. Evet. Bizim bu Fırat kenarı sulu tarımla uğraştığı için zamanı olmuyor. Adam tarladan eve de geldiğinde yorgun düşüyor, dinlenmek zorunda kalıyor. Biliyorsunuz tarım işler biraz yorucu işlerdir yani. O yüzden pek böyle şey olmazsa gelemiyor yani odaya. Burası köyün muhtarın odasıdır tabii. Yukarı köylerde Barak'ta her aileye mensup odalar vardır. Gelirler, onlar giderler, öbürleri gelirler. Böyle bir dayanışma içerisinde hoş sohbetle köyün sorunlarını konuşurlar, istişare ederler. Çözüm yolu ararlar. Eğlenirler. Eğlence de var mıydı eskiden? Ne yaparlardı mesela eskiden eğlenmek amaçlı? Hikayeler anlatırlar böyle. Kulaktan duyma hikayeler vardı. Var mı aklınıza gelen böyle bir eskiden atalarımızdan, dedelerimizden duyduğunuz hikaye? Var. Aslı'yla Kerem. Kerem'in hikayesi. Evet. Arzu'yla Kamber'in hikayesi. Onlar çok eskilerden değil mi? Çok eski. Peki Barak kültüründe Ezogelin var. Ezogelin var tabii. Başka? Bu Ezogelin hikayesi yaşanmış bir hikaye. Evet. Onu tabii böyle arkadaşın sazla, sözle, dizelere yansıtmışlar. Evet. İnşallah birazdan Hamdi abiden dinleriz. Ezo gelini, Haco gelini, Haylo gelini, bizde gelin çok Barak'ta maşallah. Hepsinin üzerine türkü yazmışlar. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin amca? Sağ olasın. Bu köylü müsün amca? Güzel, bu köylüyüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederiz amca. Sağ olasın. Neler yaşadın amca bu yaşa kadar? Vallahi bu yaşa kadar köy işlerde uğraştı. Başka bir iş yapmadım. Demir yollarda çalıştım. Ben demir yolu emeklisiniz. Emekliyim. Evet. Şimdi de köyde... O zaman köy işlerine çalıştık değil mi amca? Aslan gibi memuriyetlik yapmışsın. Yaptık. Memuriyetlik de yaptık. Evet. Nasılsın, iyisin amca? Çok şükür. Allah günler nasıl geçiyor? Efendim? Günün nasıl geçiyor amca? İyi geçiyor valla, çok şükür. Allah bundan geri koymasın. Amin. Bu köy odaları eskiden daha mı çok kullanılırdı amca? Eskiden daha çok kullanılırdı. Şimdi niye kullanılmıyor? Şimdi bu televizyonlar falan odalarda... Mertlik şey bozuldu diyorsun yani. Bozuldu. Bu mesleği hemen bırakalım abi biz. Evet, mertlik bozuldu diyoruz. Sohbetler gitti yani. Evet, sohbetler gitti. Evet, televizyon çıktı. Şimdi her evde bir oda varsaydı yani, o televizyon şeyle dolayısıyla. Evet. Peki amca, eskiden anlatırlarmış böyle dedelerimiz, amcalarımız işte. Evet. Hani özellikle biz yaştaki insanlar bu tarafa oturamazmış, o tarafa otururlarmış, doğru mu? Eskiden küçükler yani bir sevgi saygı vardı. Evet. Küçükler altı oturup büyükler de üst tarafa otururlardı. Evet. Biz bu konuyu unuttuk. Şimdi maalesef kalmamış olurum yani, yok oturum. Evet, evet. Valla biz unuttuk, geldik bu tarafa oturduk. Kusura bakma. Yani bu sanki o görev cevabı olamaz yani. Evet. O şey yok. Evet. Peki teşekkür ederim amca. Evet, sana. Bir şey ederim. Amca merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın amca? Allah'a şükür olsun. Sen nasılsın abi? Valla senin oğlun muhtar gibi oturuyorum böyle amca. Hayır amca, rahatsızım ben onun için biraz ilgili. Senin oğlun muhtar mı amca? Öyle olur. Oturuşundan da belli valla. Köy odasının sahibi gibi oturuyorsun aynı. Ne de gel, öyle olur işte. Evet. Nasıl, muhtarla aran iyi mi? İyi. Evet. Seviyor musun muhtarı? Aramız iyi. Evet. Sevmezsem buraya geldim mi ben? Valla az önce ben Hacı teyzeyle de görüştüm. Yemek yapıyordu. Ben oğlumu çok seviyorum diyor. Tamam, ben de seviyorum. Sen mi çok seviyorsun? Ben seviyorum. Hacı teyzem çok. Aynı ikisi bir. Hacı teyzeyi seviyor musun? Aynı ikisi bir. Hacı teyzeyi seviyor musun? Tabii severmez, sevmez olur mu seviyor? Doğru söyle. 40 sene olmuş, 50 sene olmuş, hala seviyor musun? Benim ise dezem kızıdır. Dezem kızı. Hiçbir gün eline çiçek alıp gittin mi? Yok, götürmedik yavrum. Götürmedik. O zaman götürmedik. O zaman çiçekler de gezdirdik. Çiçek yok muydu o zaman? Ne vardı o zaman amca? Evet. Nasıl evlendin? Bize bir anlatsana. Nasıl evlendik? Nispeni aldık, buraya getirdik. Hepsi bu mu? Evet. Düğün salonu falan yok muydu amca? O da vardı, o da vardı. Düğün salonu yok. Allah'ım. Ne yaptınız? Düğün salonu yok. Köy düğünü vardı. Kaç gün çaldı köy düğünü? 3-4 gün çaldı. 3-4 gün çaldı. Evet. Peki sen, ben bununla evlenmeyeceğim diyemedin mi? Yok. Niye? Ben adam dedesi kızı da yok diyebilirim ya.
Yok diyemez. Dez oğlu dez kızı. Sen gönül koymuşsun amca. Sen gönül koymuşsun. Kaç seneli geldiyiz amca? 55 senesinde böyle. Ben duydum senin 43 tane torun varmış. Var ya. Peki Hacı teyzeyle görüştüm diyor ki ne bayramda bizim ev diyor bayram yeri gibi oluyor. 43 tane torun diyor. Doğru söylüyor. Sen bunlara açlık nasıl yetiştiriyorsun? Bir de yapak bulaştır işte. Valla birer milyonla versen 43 milyon yapar. İki maaş alıyor Mustafa. İki maaş mı alıyor? Zenginsin o zaman amca. 72 senesine kadar burada kalıpçı olaktan çalıştım. Şimdi babalar... 72 senesinden sonra yurt dışına çıktım. Evet. Orada da kalıpçı olaktan çalıştım. Evet. 82'de de kesin dönüş yaptım. Emeklisin amca. Emekliyim. Bağ bahçe var. Bağ bahçe hep uşaklara teslim ettim. Oğlun da muhtar gel keyfim gel. Evet. Şimdi benim şey, üzerime bir şey kalmadı. Hep yerlere teslim ettim. Niye öyle yaptın amca? Ya yarın sana derlerse, hadi git işine derlerse. Kızlara temsil, 7 kızı 7 senede birer ev aldım. Hiç ayrım yapmadın mı? Yok yapmadım. Anladığım bıçakların da tarasını verdim. Evet. Dedim öyle atokmadı. Ne dersin sen oğlum? Yalnız ben duydum sen durmadan morgla uğraşıyormuşsun amca. Hayırdır? Ben inkar mıydım? Ne işin var orada amca? İnkar mıydım? Ne yapacaksın orada? Orayı şeneldim. Şenel diyorsun. Şenel. Ne yapıyorsun orada vefat eden insanlarla sohbet mi? Şeneldim. Ya ne yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Ağaç etmişim. Ha morgda. Morgda ağaç etmişim. İki dönüm yer. Evet. İki bin metre kare yerinde. Mezarlara mı çok gidiyorsun amca? Mezarlara gideyim. Evet. Anladın mı? Morg'a da gideyim. Bizim muhtar diyor ki işi gücü mezarlık morg diyor. Onunla uğraşayım işte. Niye öyle yapıyorsun amca? Ne diyeyim? Oradan mı zevk alıyorsun? Orada bir şey de yapıyorum. Yeşillik oluyor. Suyumuz... Yeşillik oluyor. Bak diyor ki köyümüzün diyor... Yeşillik oluyor. Köyümüzün diyor bütün suyunu kendi kullanıyor diyor. Zaten bu köyde su ucuzmuş. Su ucuz zaten. Ya şimdi ben... Ben mekesimde çıkıyor, evet. Köyün mekesinde çıkıyor, evet. Anladın mı? Ben de şenel diyorum oraya. Neşeli onu yapıyor. Evet. Zaten oğlum da muhtar. Ağaç ekmişim, anladın mı yetiştirmişim. Evet. Anladın mı? Evet. Onu uğraşıyor işte. Ama muhtarım şikayetçi bak, diyor ki çok kullanıyor suyu. Ne diyor muhtarım çok kullanıyor suyu diyor. Yok yormuyor, ne çok. İki tane maaşım var, öder misin parasını, ne var ki ne? Yanları sağ olsun. Evet. Bundan sonra evlilik düşünmüyorsun değil mi amca? Bundan kendi artık şey düşünüyorum. Ne? Tahtalı köyü düşünüyorum. Tahtalı köyü mü düşünüyorsun? Ha. Ne işin var orada muhtar mı olacaksın amca? En son gitmiş, gidecekler mi köyü? En son gidecek de yani hemen acelemiz yok değil mi? Allah bas imanla ayırmasın. Amin. Cenab-ı Allah. Amin cümlemiz amin. Evet. Dünyada Kur'an ahirette iman nasip etsin. Yani. Amin. Amin ha. Amca. Peki çok teşekkür ederim amca. Sağ olasın. Evet. Ben de teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cuma Demir Elfoğlu'nda doğma büyüme Elfoğlu'yum. Evet. Neler yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz? Valla emekliyim. Bir ara Ceylanpınar'da evet. Şöyle böyle 26 sene Ceylanpınar'da kaldım. Maşallah. Ondan sonra yine köyüme geldim. Abi o zaman doğduğun yere değil, doyduğun yere bakacağız. Buraya gel. Orada tabii kendi memleketimiz, evet. Büyüdüğümüz yer. Evet. Şimdi neyle uğraşıyoruz? Şimdi emekliyim. Çocuklar çalışıyor. Ufak tefek biraz yerimiz de var. Yani. Peki abi bu cemaatle oturmayalı kaç sene oldu? Bu cemaatle, ben cemaati severim hemen hemen, evet. Ben her zaman bulurum cemaati veya cemaat beni bulur. Evet. Çünkü ben de seviyorum cemaati. Evet. Ama dediğin gibi o eski barak odalarında tabii şimdi... Kalmadı yok, varsa da az yani her köyde bir iki oda var. Ancak düğün, cenaze falan olur. Cenazede, düğünlerde veya seçimlerde bazı toplantılar falan oldu. Evet, bir de köyde cenaze olduğu zaman herkes yardımlaşıyor tabii, değil mi? Evet, dışarıdan tabii. Gelen misafirler özellikle. Dışarıdan yani. Gelenleri bizim şimdi barağın adeti öyle ki bizde de öyle. Evet. Düğünde yine ev sahibi misafir almaz, cenazede yine almaz. Yani şimdi ev sahibi, ben düğün sahibi, evet. Cenaze sahibi evet. Misafir almaz. Şimdi ben Elifoğlu'na geldiğim zaman. Affedersin aptallar, davulcular yani evet. Davulcular alır. Düğün sahibi. Evet. Diğer misafirler evlere dağıtılır. Tabii herkes akrabasını sevdiği insanlar. Sen tanımasa bile alır. Tanımasa bile alacak. Bu çok güzel bir şey. Çok. Şehirde cenazede yine öyle. Cenazede yine ev sahibi yemek yapmaz. Evet. Tabii herkesin haline göre yani. Kalabalık aile olursa misafir de kalabalık olur. Ona göre köylere değiştirir. Herkes haline göre misafir götürür. Evet. Yemekler. Sizin kaç çocuk var abi? Efendim? Kaç çocuk var? Benim
Unuttuk mu? Saydın mı? 14. 14. 14 tane çocuk. 13-14 tane falan. İki evlisiniz. İki evliyim. Muhtarım da iki evliyim. İkisi de yanımda. Muhtar da iki evliyim. Maşallah. Bu vahip çift dikiş mi yapıyor bu köyün abi? Vallahi. Var mı başka böyle çift dikiş yapan? Çok canım. Köyde iki evli, üç evli. O zaman köy adet edilmiş bunu. Çok. Hatta amcamızın oğlunun birisi dört evli yani. Maşallah. Fırıncı Mehmet deriz. Bunlar hepsi bir evde mi kalıyor abi? Ha, bu köyde kalıyor. Hepsi bir evde yaşıyor. Kavga etmiyorlar. Birisi vefat etti. Öbürleri işte yanında duruyor. Benim düşünsene abi. Burada dört tane avratla. İkisi bir arada mesela. Belki 21 yıl bir arada oturdular. Evet. Hiç kavgalar olmadı mı? Yok. Olmadı diyebilirim ya. Allah başınızı bozmasın. Durun kardeşim. Gülistanlık bir şey de değil yani öyle iki evlilikte. Tavsiye de etmiyorum diyorsun tabii, yani. Tabii yani belki öyle kaç heves edecek bir şey de değil yani. Torun kaç tane? Torun bugün sayılır da herhalde 33 tane. Ne oğlunun ne de torunun sayısını bilmiyorum. İki hanımdan tabii herkes evlenmiş. Evet. Ben çok erken evlendiğim için çocuklar benden yani anladım. Aramızda 15 yıl. Ama muhtarınızın babasına yetişememişsin. 43 tane torunu. O benden çok büyük. Liderlik kendin yerleşti. O çok büyük he. Evet. Peki çok teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Sizi tanıyabilirim de. Kepirler Köyü muhtarı Adil Özmen. Evet. Komşu köy muhtarımız davet üzerine geldim. Evet. Başta nereti olarak size teşekkür ederim. Bu güzel bir bunları tekrar tazelemek için. Evet. Neler yapıyoruz muhtarım köyden? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Aynı şekilde aynen gördüğün gibi. Zaman nasıl geçiyor köyden? Zaman işte oturuyoruz ama evet. Bu gerçekten... Biraz önce anlattınız, siz dediniz ki efendim o da cumartesi barak. Evet. Gerçekten eskisi gibi kalmadı. Kalmadı. Ama şimdi işte yeni siz de onu yeniliyorsunuz tekrar. Evet, inşallah. Yani biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Hani tam eskisi kadar olmasa da işte. Evet. Elimizden geldiğince muhtarımızın hazırlığıyla hazırlık yapıyor. Biz de gelip kendileriyle birlikte bu görüntüyü görüntülüyoruz. Evet. Muhtarım sizin köyünüz kaç hane? Bizim köyümüz yani küçük bir köy. Evet. 22 hane. Evet. Yani orada işte... Sizin köyde peki eksik kalan bir şey var mı? Hem de aracılığımızla... Şu anda yok. Şu anda eksik bir şeyimiz yok. İşte bir kilit taşı olarak daha önce Ermakan Bey'in... Müracaatınız var mı? Var ama şu anda tabii büyük köy sırada. Onun için yani öncelik hakkı onlar. Her yerde böyle. Evet, önce doğru, büyükle yerler, doğru. Büyük sorunlar, daha sonra küçük sorunlar. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, memnun olduk. Sağ olasın. Sağ olun. Evet, köy eşrafını, köy halkını tanımaya devam ediyoruz. Böyle seke seke de gidiyorum. Ben Elifoğlu köyünden Atalay Özaslan. Evet, Atalay Bey ne işle meşgulsünüz? Şu anda köyde ikamet etmekteyiz. Çiftçilik mi? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Burada genelde nane mi yetişiyor? Burada işte mevsimine göre yani pamuk, nane, buğday, mısır. Evet. Yani işte... tabii ki yani su bakımından son taş kuyuları şey oluyor. Evet. Kazdığın zaman öbür başka köylere nazaran daha yakında bulunuyor. Atıl abi peki köydeki yaşam nasıl? İyi mi? Hoşunuza gidiyor mu? Köyünüzdeki hizmetlerden memnun musunuz? Şimdi şöyle yani herkes aynı biçimde değil yani. Şimdi arazisi olan var, olmayan var. Yani öyle yani olanlar bir geçim yapıyor yani rahat. İşte olmayanlar da olanlarınkinde çalışıyor. Evet. Ama normalde standartlar iyi yani. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun size. Efendim bu arada meyvelerimiz geldi. Muhtarımız bizi iyice mahcup etti bu arada. Sizi tanıyabilir miyiz amca? Elpoğlu Ali Yağmur. Ali Bey. Evet. Ali amca ne işle meşgul? Valla çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçisin. Evet. Nasıl geçiyor zaman? Valla işte günde geç işte günde evet. Geç. Özledin mi böyle cemaatler amca? Tabii cemaatten olsa daha iyi hoş olur. Evet sohbetler, konuşmalar. Tabii. Büyüklerde bir kelime alırız. Allah kelmez dinleyerek. Büyüklerden? Tabii. Evet haklısın. Aklımız yetmez yer oluyor cemaatle anlayık. Evet. Peki amca, eskiden de böyle sohbetler olurdu. Valla eskiden oda olurdu. Hı hı. Oda da mesela toplanıp büyükler konuşur, biz de alt başta dinlerdik. Alt başta dinlerdik. Evet. Şimdi zaten oda diye bir şey kalmadı. Bu teyze çıktı çıkalı. Evet. Herkes kendi odasında oturuyor, evinde oturuyor yani. Valla ayıbımız gene yüzümüze vuruldu. Ben yukarı oturduğum için valla çok mahcup oldum şimdi.
Az önce gene o söylendi bu muhabbet. Evet, amca köy eşrafını, köy halkını tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Meyve hazırlansın, süttaşlar da geldi bu arada. Şu anda görüntülerde de görüyorsunuzdur. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben köy halkımı Ali Yağmurlu. Ali Yağmurlu. Evet. Bu köyün hepsi mi yağmurlu? Yarı yarı yani. Niye yağmurlu abi? Çok mu yağmur yağdı buraya? Valla işte o yağmur yağmasından mı? Neyden dolayı? Valla bilmiyorum işte. Evet, peki nasıl geçiyor zaman? Valla çok güzel zaman. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Evet, çiftçilikle uğraşıyoruz. Muhtarla yakınınız var mı? Amcam baba. Amcanız baba. Evet. Soy isminden sordum yani. Evet, amcam. Evet. Yani eniştem amcam baba. O amcanız da amcanız mı? Evet, o da amcam, büyük amcam. Yani evet. 8 amcamdan bir tane o. Öyle mi? Ha, Allah uzun ömür versin. Evet, amcamız biraz şey şakrak ama. He amcam öyledir. Evet. Peki bizde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizim TV'ye teşekkür ederiz. Geldiniz bir imkanı gördünüz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz abi? Ömer Yağmurlu. Siz de yağmurlu. Evet. Hepiniz evet. Yağmurlu. Evet. Nasıl gidiyor Ömer Bey? Hep nasıl gidiyor? İyi gidiyorum çok şükür. Köydesiniz. Köydeyiz evet. Evlisiniz. Çoluğunuz çocuğunuz var. Yaşam standartları normal. Çok şükür iyiyiz. Evet. Nasıl cemaati nasıl bulduk? İyidir cemaat. Ne zamandan beri görmüyordunuz bunları? Valla uzun süredir gözüküyor. Evet. Cenazede bir günde bas her şeyle bence gözüküyor cemaat. Peki tamam. Siz de böyle müziğe yakın ilgi duyuyor musunuz? Yok valla o kadar yok. Dinlemesini seviyorsun. Evet dinliyoruz. Evet. Evet. Daha az önce bir tane söyledi beğendim. Evet Hamdi söyler oldu bitti söyler. Köyümüzden değil mi? Köyümüzden evet. Evet. Şimdi birazdan, birazdan kim söyler başka? Bir de Mahnavi var o söyler. Mahnavi gözüklü mü? Evet. Tamam. Evet peki çok teşekkür ederim. Oldu biz size teşekkür ederiz. Kendi Elifoğlu köyünü tanıtmak istiyorum. Herhangi bir hatalarımız olsa inen arkadaşlara özür dilerim. Güzeldir asfalt güzel yolu. Her tarafı vardır gülü. Bir barakın İstanbul'u benim köyüm Elifoğlu. Bir barakın İstanbul'u, işte benim köyüm Elifoğlu. Etrafı gülden dolu, işte bahar vakti açar gülü. Dayı başımdır yağmurlu, benim köyüm Elifoğlu. Aşkın şarabını içme, burada gelip burada geçme. Elifoğlu deyip geçme, bir barakın İstanbul'u. Hemen ağlar, hemen güler, işte gözyaşını siler. Aşıklar da işte gerçek söyler, benim köyüm Elifoğlu. Thank you.
Ağlasın hemen gülsün, gülüp göz yaşını silsin. İşte millet bile muhtar görsün, benim köyüm Elif oğlu. Babanın kalk gidelinden hacı gelir bu el bize yaramaz, yaramaz, yaramaz ay. Babanın kalk gidelinden hacı gelir bu el bize yaramaz, yaramaz, yaramaz ay. Hacı gelinin ana ana öyle buyurdu benim benim. Abanın korkarı kine de. Senin derdi bugün bana bir hayır eylemez, eylemez, eylemez ay. Abanın suçuna dede gene bugün öldü dede gene. Hacı gelinen ana öyle buyurdu belimi belimi. Şeftali de ah beni de şetil eledim, şetel, şetil eledim. Havalı şeftali de ah beni de bugün şetil eledim, şetel, şetil eledim. Babanı ben elimde de gene eskerama fethiledim. Fesil eyledim, ah ben de fesil, fesil eyledim. Neden hacı gele gelin olmuş bugün gidiyor 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 ah ben neden gidiyor gidiyor ay. Babanın oturunda gele yeri gölge yaradana ben de şükür eyledim.
hacı gelme, ah ben de boyun kurdum gelme. Havalın kalk gidelimden Hacı gele bu el bize yaramaz, yaramaz, yaramaz ay. Havalım o zelfine de gene kamun açtı sanamayız. Hacı gelinen ah beni de buyun kızı belimi. Havanın korkarı kineden ah ben ne dem senin derdin bugün bana bir hayır eylemez, 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 o eylemez ay. Havanın suçu nedir de gelen gözüdüler gelinim. Hacı gelinen ah ben ne dem bugün kurdu belimim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Az önce bir atışma yaptın amca. Nereye muhtara mı çattın? Ne yaptın? Vallahi şimdi aşıklar. Evet. Aşık deyip geçme. Aşık ne demek diyor. Aşık amca? Halk ozanı demek ne demek? Tabii tabii. Halk ozanı demek bir hakkı vergisidir tabii. Evet. Çünkü herkes türkücü olur, şarkıcı olur ama halk ozanı olamaz. Evet. Halk ozanı bir hakkı sizdir. Aşıklı da bizde babamızdan kaldı. Evet. Babamız aşıktı. Kaç yaşındaydı amca? Kendi mi? Siz kaç yaşındaydınız? Şu durumda 62 buçuk yaşındayım. Evet. Müzikle buçuğu da var ha. Ben buçuk var. 63 yetmiyor değil mi muhtarım? Evet. Bu buçuk ne amca? Ya. Herkes soruyor buçuk ne diyor. Ya buçuk işte evet. Onun karşılığı demek. Senin evet. Yeni girdi ya. Evet. Tam yaşamadık yani. Evet. Onun için buçuk demek geç. Espri olarak. Evet, peki. Evliyiz çocuk var amca. Buyur. Evliyiz çocuk var. Var. En iyi, sağ olun. Peki çiftçilikle mi uğraşıyoruz yoksa? Yok şu durumda mesleğimiz var. Evet. Mesleğimiz. Ne meslek ne amca? Meslek söylemekten bitmez. Evet. Çok derme var. Var, kaynak var, torna var, var, hepsi var. Peki türkücü, şarkıcı televizyonda falan hani olunuyor da halk ozanı nasıl oluyor amca? Halk ozanı. Evet. Yani, aşık. Aşık demek. Halk ozanı demek. Aşık demektir. Aşıklar. Tabii şimdi aşıklar bir arıya benzer. Evet. Arı ne demektir mesela? Şimdi arıyı senelerce etrafından dolansan arı sana bir şey yapmaz. Ama kalkar da petini elimiz alırsan evet. Arı sokar. Onun için arı sokar. Efendim arı beni soktu. Kardeşim arı durduğuyla seni sokakta gitmeye sokar mı? Sen arıyı soktun önce. Hayır. Önce sen arıyı soktun. Tabii canım arıyı soktun elimiz olursa arı neyi evet. Sokacak? Aşıklar da şimdi evet. Tabii bıçak geldi gibi oturunca aşık söylemez. Aşıklar evet. Efendim de söyleyeyim bugün. Aşıklar hemen geçip de geçip sonra aşıklar bütün yekpere bütün aşıklar gençlerini söyler. Evet. Gitmek, bükütmek yok mümkünler. Onun için evet. Hak neyse onu söyler. Peki bu ozan dediğimiz anında düzdürüyor mu hemen? Tabii canım, tabii canım, tabii tabii. Gele gele geldim şu Elif oğul düzüne, sancı girsin ayağına düzüne. Mustafa Bey bakar benim gözüme, işte dünyanın kanı bir arkadaş. Nasibimizi aldık. Tabii canım, hemen söylerim onun için. Evet. Aşıklar, dediğimiz gibi, aşıklar, hak etmeyeni. İçinden geldiğince tabii canım, her doğal mi? Davranıyor. Tabii, tabii tabii. Her şey doğaçlama. Şimdi şeyle olur yani. Evet. Hemen herkese söylemek icap etmez. Evet. Hak edene söyler. Anladım. Doktora gittim ben. Tabii konuşayım evet, tabii, tabii, muhabbet biraz edeyim. Sonra o için. Doktora gittik baktım ki doktor bana biraz hafif yan gözle bakıyor. Elbirimiz bile kötü ya onun evet. için. Şunu söyledim ben. Sayın kocam bir tane söyleyeyim mi dedim, ne söyleyeyim dedim, ben söyleyeyim sen dinle dedim, bir tane söyledim ben. Hayat uzun, ben de candan bezerim, melül melül mahsul durmaz gezerim. İyi kötü yapana beste düzerim, kendi kendine dikkat edin, sayın doktor bey gidelim. Şöyle deyince özür dilerim aşık dedim.
Şunu söyledim bir de. N'olur kahpe felek n'olur, gül benzim sarılıp solur. Mal gider, makam gider, şöhret gider, insanlara insanlık kalır. En doğrusu da böyle. Şöhret, çok güzel bir şey. İnsanlık kalır. Evet amca, bu köy seni bu şekilde tanıyor. Evet. Evet, şimdi artık Nizip de tanıyacak. Tarkanmış da tanıyacak. Evet. Ve de bu muhtarım durmadan diyor ki bir trafik polisiyle hikayesi var bunun diyor. Heh, acı onu söylesin. Tabii ilk önce sözünü söyleyek. Evet. Başımıza geleni. Demir aşıklar dedim ya. Evet. Ele kolay kolay kafadan hemen gidemez yani. Evet. Biz sene inkılapta 85 mi o zaman da? 85'te. 80. Dosya almaya gittik. Dosya almaya gittik, baktık önce köyde fazla araba da yoktu. Evet. Trenle gidip geldik. Sıraya düzüldük, dosya alacağız. Sıraya düzül. Baktık köylen oldu. Tekrar sıranı bozulduk. Ondan sonra ikinin oldu. Evet. Üç kişi önümüze gelirken tabi aşık orada başladı. Yağmur yağa yağa yerler yarıldı. Yağmur yağa yağa yerler yarıldı. Sırada çıkmayın diye polis darıldı. Rüşveti görünce ele sarıldı. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Rüşveti görünce kardeş ele sarıldı. Rüşveti görünce ele sarıldı. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Masin olanlar da durup bakıyor. Masin olanlar da durup bakıyor. Haksızlık da aşırın yüreğini yakıyor. Rüşveti görünce iman yoldan çıkıyor. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Rüşveti görünce iman yoldan çıkıyor. Rüşveti görünce iman yoldan çıkıyor. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Durmaz gülerim, bir yandan ağlarım, durmaz gülerim. Güler güler gözyaşını silerim. Aşık olsan isen ben de vallahi gerçek söylerim. Adaletin bu mu? Dinle komiser bey, söyle komiser bey. Aşık mali isen ben de gerçek söylerim. Aşık mali isen ben de gerçek söylerim. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Yağa yağa
yerler yarılar, yağmur yağa yağa yerler yarılar. Sıradan çıkmayın diye polis sarılar. Akibette bir gün kurban biz de siz de sorulur. Adaletin bulur, söyle komiser bey, dinle komiser bey. Akibette bir gün bu da sizde sorulur. Akibette bir gün bu da sizde sorulur. Adaletin bu mu? Söyle komiser bey, dinle komiser bey. Deyip kesti. Dileğine sağlık amca. Allah razı olsun. Bu başınızdan geçen bir olay değil mi amca? Tabii. İşte şöyle oldu. Baktık ki, tabii sözüm de bunu Kerim. Treni 10 dakika kala. O değil ham geldi bana. Gelince bunu söyledim. O zaman dedi ki bizim amir polis, vermem dosyayı, vermezse suratına vurdum. İnşallah maşata getirip verdikte şifre kursun alıp bana şey vermeler. Orada kursun yani şeyini vermeler. Geldim berekte aldım. Berekte alınca tabii sözü uzattık değil mi yani? Evet. Konuyu açalım. Kursa gittik. Kursu orada iki ay gördük. 10 gün kala sadece elimi aldım. Bir de şunu ki bizim çocuk var adamın. Elim aldım ne oluyor dedi, ben söyleyeceğim. O zaman bize dedi ki ya niye söyleyeceğim dedi, ben söyleyeyim sen dinle dedi. Bunu söyleyince dedi aşık olma sen bize de söylersin. Evet. Biz senin dedi şey direksiyona çıkarmıyor. Evet. Şeyini verektir yani senin ona göre ehliyetini verektir. El oluyor. Ehliyeti de aldınız böyle. Tabii canım tabii. Evet. Bunu şey almayalım. Peki böyle köyde atışmalar oluyor mu amca? Vallahi köyde atışmak pek o kadarı olmuyor. Onun nedeni ki yani herhangi bir şey olmazsa söylemediği için evet. Mesela arkadaşımız Hamdi Bey mesela evet. Bize saygısı sevgisi var dedim ya evet. Akıllı durana evet. Mümkün de olmaz. Akıllı durana söyledik yani. Bunun için. Arı misali. Tabii. Evet peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de tanımıza memnun olduk. Allah razı olsun. Şimdi bir tane de Hamdi abiden dinleyelim. Ondan tamam. Sonra tekrar Ozan'ımıza tamam. Dönelim. Hamdi abi bize halk müziği mi söyleyeceksin, barak mı söyleyeceksin? Az önce azonumuz Hoca gelini, Hacı gelini söyledi, değil mi? Gelir. Şeyler gelin daha güzel icra eder benden. Evet, tamam biz de sizden bir halk müziği dinleyelim o zaman. Güzel bir halk müziği. Ötme garip bağrımız ezdin. Ötme dertli sinemiz ezdin. Sen de benim gibi yar yar yardan mı ayrıldın? Bir yobaz ağlamış ağı durnamış. Sen de benim gibi yar yar dosttan mı ayrıldın? Çakallar ağlamış, ağı durnamış. Zamanı
gençlik zamanı. Zamanı zamanım yar yar, geçti zamanım. Üce dalın eksik eksik, olmaz buranım. Karlı dağın eksik, olmaz dumanı. Elimden aldılar yar yar, nazlı cananı. Yobazlar avlamış, allı durnamı. Elimden aldılar yar yar, gözü karamı. Bir yobaz ağlamış, allı durnamı. Sevda geldi bende, kaynadım, coştum. Aşk sevdası geldi geldi, kaynadım, coştum. Yüksekten uçardım, engine düştüm. Ben yüksek uçardım, engine düştüm. O yardan mı ayrıldın yar yar, yolun mu şaştı? Bir yolcu ağlamış, allı durnamı. Oturda gene motorun da cibinde. Gelin gelin ağlama. Meral gelin ağlama, ağlama oy 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 oy. Ölene kadar da gene kolaydım senin kapında. Beni derde bağlama, bağlama. Benim yarim de gene güzel dünya çapında. Suna gelen ağlama. Dedim yara giden de nasip olmadı. Karlı dağlar olmadı. Kınaca dağlar olmadı, olmadı, olmadı. Ah ne fayda gene zalim felek de bizi kavuşmaya koymadı. Dedim felek buna zalmaya koymadı, koymadı. Meral gelin ağlama, beni derde bağlama, bağlama. Karşıki dağlarımda gene bugün bağır çağlarım.
Meral gelin ağlama. Suna gelin ağlama. Ağlama oy 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 oy. Çağlayıp gidiyor da gene dere sulara. Beni derde bağlama bağlama. Dedim yana gidem de nasip olmadı. Karı dağlar olmadı. Yıkılacak dağlar olmadı, olmadı, olmadı. Akrabayla gene zalim felek de bizi kavuşmaya koymadı. Dedem felek buna zalmaya koymadı, koymadı. Meral gelin aklama. Beni kansere bağlaman aman. Aklama. Meral gelin aklama, aklama. Ağzınıza sağlık Hamdi abi. Teşekkür ederiz. Bu çaldığımız şarkı istekti. Cemaatten birisi istek istedi. Cemaat isteği baş gözü. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Evet, programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz. Son olarak Ozan'ımızdan bir tane dinleyelim. Ondan sonra programımızı kapatalım. Evet. Ozan'ımız ne söyleyecek? Ne söyleyecek? Evet, Ozan'ım. Son olarak bir türkünüzü dinleyelim. Ondan sonra herkes yoluna diyelim. Programımızı evet. Da uzattık bayağı. 2 saate evet, yakın evet, bir program oldu. Evet, evet. Ne söyleyecek şimdi? Canım ne istersen. Yalnız bu muhtar oradan göz edip duruyor bana. Daha bir tane mi söylesin? Bu neyi söyle? Bir tane muhtarı bir gelsin. Yeterli. Valla bilmiyorum. Oradan muhtar bana göz edip duruyor o zaman. Duramıyor. Elini sok duyarım, babana da bendim ben sokamam. Yiğitsen gelsen sok dedim. İlk önce aşık Ozan'ı tabi bazı nesahatten diye bir sözlerimiz var. Birkaç dakika evet. Da konuşacak. Şunu demek isterim. Ey insanoğlu, sakın bu dünyada yıkıcı olma, yapıcı ol. En güzel. Yıkıcı olma, yapıcı ol. Sakın nankör olma, kör ol. Evet. Tabi insanlar nankörlük, körlük de kötüdür. Evet. Evet, bu dünyada sakın yiyici olma, yedirici ol. Evet. Tabii ya. Çünkü yemek kötü, yedirici olmak. Veren el, alan elden üstündür. Tabii, evet. Tabii, tabii. Bir de şunu söylerim ben. Sakın makas parçasına balyoz vurma, egilmez de egilmez. Sakın insanın kablo bir saz şeyler kırma, doğrulmaz da doğrulmaz. Çok güzel. Bir kez. Aldın muhtarım. Muhtar namaza başladı. Tabii evet. Başına geldiğini bildim ama namaza başladı. Bayağı maşallah muhtar Allah razı olsun muhtarımızı. Namaza başladı. 14 sene namaz kılmaya başladı. Onun için evet. Ne dedi? Sakın makas parçasına balya vurma, egilmez ve egilmez. Çünkü makas parçası sert. Evet. Makas parçası serttir. Çelik. Sakın insanoğlu kalbi bir saz değildir. Kırma. Doğru olmaz. Onun için kendine dikkat etmek lazım. Evet. Evet. Neyi söyleyeyim şimdi? Vallahi cemaat ne isterse. Veya içinizden ne geliyorsa. Dertliyi söyleyeyim. Sen bozuk besleşinde gene bugün olmuyor adam. Gel seninle cütleşelim de bugün yapalım balı, yapalım balı.
Bugün sögüt yaprağı sögüt, sögüt yaprağın. Havanı sen unutma kocağı da gene ben de bugün. Ah ben de masum babam oyun. İhlasım dağır aman. Ah ben de babam, aman aman giderken de sevdim, ben seni sevdim, çıkardım cebimde de tamam, mendil verdim, mendil verdim. Abanı çal, merak etme sevdim derken en askerlik yaptım, bugün aha ben geldim, aha ben geldim, aha ben geldim. Havanı onun içinde gene bugün bozu sınavçilerim. İhlasım da babamın. Ah ben ne de babam amamın. Başına bağlamış da gene sevdiğim. Ah ben de bu yeşil bürüncek. Gönlüm koşulur da gene bugün. Ah ben de dostu görünecek, dostu, dostu görünecek. Havanım duydum. Havanı duydum ki de gene dostum seni baba. Kesiye tamadır koysuza verecek, verecek, verecek. Onun içinde ben bu sözüme dilerim. İhlasım da var aman, gönül olsun da var aman, aman, aman. Burada geldik geçtik neyimizi yemiştik. Biz de burada geldik geçtik neyimizi yemiştik. Köyden mezbe göçtük. Köylere doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Hemen yaza aşık dayanamaz naza. Hem bahara hemen yazan aşık dayanamaz naza. Aşığın çaldığı saza doyulur mu doyulur mu? Kalbin çaldığı saza doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar akın kulu sayılır. Sevgili izleyenler, artık Elifoğlu Köyü'nün programının sonuna geldik. Ve burada noktalıyoruz programımızı.
Çok da güzel bir programımız da oldu. Yaklaşık 2 saatlik bir program çektik. Ve burada noktalıyoruz. Muhtarım neler söyleyeceksiniz? Buradaki cemaate çok teşekkür ederiz. Uzaktan ve yakından gelen arkadaşlarım cümlesine teşekkür ederiz. Biz de her şey için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, i̇nşallah sizi bu sefer nane ekiminde getirdik. İnşallah. Böyle her taraf yaz, güzel, günlük güneşlik olduğu zaman getirdik inşallah. Evet, buradaki cemaate de ayağınıza sağlık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bir başka programda, bir başka hafta, bir başka köyde görüşünceye dek Allah'a ısmarladık diyoruz. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelir yarına canım. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkın varma canıma. Yazıldı sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına pınarına. Bir damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Hasret
hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın. Sevdanın aşkın narına canıma. Ben yandım eller yanmasın. Sevdanın aşkın narına canıma.